Salton Sea. Salton Sea. Aslında koca bir tuz gibi, boyutundan dolayı denizlenmiş. Buranın özelliği, kum olarak gördüğünüz yerler aslında balıklara ait kalıntılarla oluşuyor. Vay, bakın bunların hepsi balık ölülerine ait kalıntılar. Yani şu gördüğünüz kumsal bunlarla kaynıyor. Çekilen gölü buradaki kazıklarla ölçmeye çalışmışlar. Fakat nafile burayı hayata döndüremiyorlar. Çünkü burası bir toksik alan. Kuruyan gölün içinde artan tuz oranı ile birlikte balıklar, dolayısıyla onları yemeye çalışan kuşlar da burada. Peki hocam, bir şey söyleyeceğim. Şimdi burası normal mi böyle olması, yoksa insanlar mı bu hale getirmiş mesela? Söyleyin bakalım hemen. Artan tuz oranı dedi, normal değil mi? Normal bir insanlar ne alakası var ki? İnsanlardan dolayı ha, daha hayatını kaybetmiş. 1950'lerde burası popüler. Yapar, bu insanlar yapar, bunu da yapar. Bir tatil destinasyonuymuş. Terk edilmiş oteller, terk edilmiş tatil evleriyle dolu. Bugün ise bir mezarlık. Şuraya bak. Slab City'de insanlar ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da sefaret içinde yaşıyorlar. ABD 2. Dünya Savaşı'nda askeri üs olarak kullandığı... Reklam mı? Yani reklam. O zaman siz de... Tamam, bekliyorum, bir 10 saniye bekliyorum. Siz ne yapıyorsunuz o ara? Giveaway kadı. Kaç oldu? Bak, 500 diyor. 10 dakika oldu ama bu chat. Bu ne oldu buna? Yok lan Eray. Kanka bana artık... Geldiniz mi? Tamam hadi bak, devam ediyorum ha. Bu alanı terk edip kapattığında geriye sadece hurdalar ve beton levhalar kaldı. Daha sonra bölgenin adı Beton Levhalar Şehri anlamına gelen Slab City oldu ve Amerika'nın farklı noktalarından evsizleri ya da macera perestleri kendine çekti. Levhalar dışında devlete ait bir iz kalmayan bu yerde kaos hakim. Bölgenin nüfusu mevsimsel şartlara göre değişiyor. Soğuk yerlerden gelen ve snowbirds olarak adlandırılan kampçılar ile nüfus kış aylarında 2000'e kadar çıkıyor. Yazın 50 dereceyi aşan sıcak... 2000 kişi neyi anlaşamıyorsunuz amına koyayım ya? ...sıklarda ise herkes burada mücadele edemiyor, nüfus 150'ye kadar düşüyor. Hello. Where are you? I don't see you. You don't see me? Let me return back if I can see you. Yeah, I see you at the end of the road. Hello. Really? Yeah. I'm Zachary. I've been in like a horrible position in my life right now. Somebody stole my cat. I've been in like severe depression for like 2 weeks. You were using this before they burnt it, right? Yeah, it was a motorhome. It was fresh and clean. I mean, it was nice. I just bought that truck about 4 months ago. They've already broken my tail lights. They've already flattened some tires. Really? Yeah, and burnt two of my seats with a goddamn lighter for some reason. These people are sick in the head. Yeah. I don't like them. I really just like really don't like these people at all. Burada insanlar birbirlerine ya da başkalarının eşyalarına hiç umursamadan zarar verebiliyor. Bilmediğimiz bir nedenden dolayı Zekri'nin karavanı yakılmış, içinde yaşamak için yeni aldığı arabasına zarar verilmiş ve duygusal bir yakınlık hissettiği kedisi... Al buyur. Çalınmış. Why did you come here? Why did you choose to be here? Because I can't go anywhere else and just like grab my piece of land. I've been homeless for 20 years. Slab City provides for me to have some stability. That's kind of where I stopped being homeless. This is your spot for 5 years, right? Yeah, I built this, all this, I ripped these out of the ground. Do you have real friends here? No. And I mean, these people have just been horrible to me. And they've been spreading rumors about me. When do you usually get up and sleep? Not anymore, just whenever. And whenever. Aga, anlamıyorum, Amerika'da nasıl fakir olabilirsin? Oğlum, seni sürekli oğlum, olarak Amerika 10 numara bir ülke olarak şey yaptıkları için, tanıttıkları için sen bu tarafını görmüyorsun mesela. Anladın mı? Amerika, Amerika ondan sonra 10 numara ülke diyorlar. Al. Bunlar da var yani, gördün mü dostum? Ya. Bunlar da var. Bu adamlara mesela kim bakıyor? Devlet mevlet yok diyorlar burada. Kim bakıyor bu adamlara? Zaten. Gelsin hep Türkiye'ye, biz bakarız ya. Allah Allah. He biz bakarız. Bir de bunlar eksik değil mi? Amerikalılar eksikti. Kapımız herkes açık. Allah Allah. Bir de bunlar eksikti. Herhangi bir toprak sahibi olmayan, kimisi evsiz, kimisi işsiz pek çok insan buraya bir yasal denetim olmadığı için kendi evini inşa etmeye geliyor. Oğlum bunun AKP'yle ne alakası var ya? Manyak mısınız oğlum chat? Fakirlik her ülkede var. Bizim ülkemizde ekstra olabilir fakirlik ama her yerde var yani. Mesela bu adam da diyordur ki büyük ihtimalle
Ulan Amerika'da değil, keşke bla bla ülkede olsam diyordur, anladın mı yani? İnsanlar temiz suya plastik su depolarından erişiyor. İmkanı olanlarsa elektriklerini güneş panellerinden elde ediyor. Ancak bir kanalizasyon sistemi yok, çöpler toplanmıyor. Bir polis departmanı gibi herhangi bir kamu hizmeti buraya tahsis edilmemiş. Ülkenin her sokağına hizmet sağlayan ABD Posta İdaresi'nin dahi buraya gelmemesi buranın sistemin dışında kaldığını gösteren bir diğer işaret. How do you they took all my tools though. They took all my shit. How do you provide yourself an income? Like, what do you do? I don't, man. Yeah. So, how can you buy? I thought about selling my awesome salts. O ne lan? O ne lan, öyle bir şey var mı? Bedenini mi satıyor? Terbiden bahsetmiyordur inşallah. Yeah. You know, scraping off my body slather in the summertime. Collecting all my sweat, yeah. And then if I simmer it down, it'll leave the testosterone and salt. Burada hiçbir gelire sahip olmayanlar ya çaresizliğe hapsoluyor ya da hırsızlığa başvuruyor. Zachary hayatını bir çadırda, bir karavanda ya da bir karton parçasının üstünde geçiren ABD'deki yarım milyon evsizden sadece biri. Kararsızlık ve para... Yarım milyon ne la? Paranoya belirtileri gösteren Zachary ile birlikte Slab City'nin merkezine doğru bir... Orada şey olanlar da var, homeless. Keşfe çıkacağız. Oh yeah, I was taking my truck. I'm gonna try to be happy with my water and my rice. I don't wanna go looking around for beans. I'm content. Amına koyayım, evsiz adamın bile arabası var. Just fine as I was. You guys are safe with me, I promise. Yeah, no problem, man. Well, I'm Zachary. You guys are checking me out, I'm sure. Oh shit, I don't know what's going on here. Are you not allowed to go this way? It says go. It says I can go. Yeah. Bizim ülkede araba nasıl lüks oldu, ben hala oradayım. Çölün orta yerinde hayatını iyileştirmeye çalışan nadir insanlardan biri olan David 6 yıldır Slab City'de yaşamakta. Güneş panelleri, karavanı, bahçesi... Bak akıllıyı görüyor musun bak? Bunu bir soysunlar, bu çok akıllı. Bak bu çok akıllı bak. Turma alanı ve şöminesi var. Şehirdeki diğer herkes gibi kullandığı alanın bir tapusuna sahip değil. Burada yaşamak için vergi ödemiyor. The slabs is... Oğlum biz de gidelim amına koyayım o zaman. The evolving place and when I came out here in the 90s. Çok kısa bir daha durdurdum da, normalde huyum nedir biliyorsunuz. Ben buradaki adamların biriyle anlatsam. Bana güneş panellerinden elektrik şey yapsalar, bir şey yapsalar. Ben onun parasını versem, adama bir de aylık 1000 dolar versem. Nasıl olur? Ha, ama Amerika'dan şimdi, elektrik mi satacak? Eray, adam diyor anlamadım ki benim ben. Para umurumda değil diyor. Ha. O nasıl olacak? Adam diyor ki umurumda değil anlamadım. Para. Amerika'dan elektrik mi satın alacak? Amerika'dan elektrik... Hayır oğlum adam... Paralel var ya güneş panelleri. Lan gerizekalı. Elon Musk Amerika'da var da İsveç'te yok mu? Bu nasıl mantık? Mal mısın sen? Ben de öyle bir... Ben ne yapmak istedim? Ben o anlamadım ki. Siz benim zekama erişemiyorsunuz bazen. These, it was like the old time hippies, you know, the peace, love, the flower children, you know. Yeah. That's what everybody was so kind to each other. One big thing that's really destroyed the slabs is drugs. Oh. And they call them tweakers because they do enough of it and they go, they start going like this, you know. And another thing that they do is they become schizophrenic. You see people walking around, you're talking to themselves, and they don't seem to get along with their imaginary friend because they're yelling at them and screaming at them. Oh, and there's my rooster. Oh yeah. You live here with your wife? No, I'm all by myself. Wow, these are a lot of birds. Yeah, this place and but it's under construction yet. Because right in the corner here, there's going to be an outdoor fireplace. Amerikalıların tweakers olarak adlandırdıkları bu grup, buradaki tehlikenin temel nedeni. Rahatsız edici seviyede çıkarılan sesler, hırsızlık ve şiddet. Tüm bunlar bu distopik toplumu daha da karartıyor. Land is kind of free here. Free to use, at least, right? Yeah, because we're squatters. Yeah, so that attracts a lot of people here. And been in Los Angeles? Yeah. You've seen all the people living on the street? Yeah. And so I'm thinking, well, why are those people living in Los Angeles like that when they could, you know, live out here in Los Angeles? If you're living on the street, tourists are walking by and they're looking down at those people. Yeah. Have you ever feel homeless? That's a curious question, though. But I wonder. Camlarda perde yok, nasıl olsun bir çekiyorlar? Ya sen salak mısın? Adam diyor ki evim mevim yok, adam akıllı diyor. Bu diyor ki nasıl olsun bir çekiyorlar diyor. Do you feel yourself?
Ya işiniz gücünüz şu alt tarafta yemin ediyorum ya. Bir şunu bıraksanız bir amına koyayım. Şurayla bir düşünürseniz. We always want a bigger car or a better car or a bigger or better house. And I just come to the point where that stuff doesn't matter. Because you don't own anything. You only rent it until you're dead. What do you don't like about Slacks? It's people that go around during the daytime. I call it shopping. They're looking to see what they can come get during the night. My mantra is I keep to myself and I mind my own business. If you're an older person, what you are is an easy victim. Do you carry guns? Simit. Yeah. Yeah. Have you ever witnessed to a crime? I witnessed crimes against myself, or they threw Molotov cocktails at my house and I'm putting out the fire. People here out here at Slab City, they say don't call the cops for anything because it's more likely if you call the cops on for something, more likely you're going to go to jail than the perpetrator. What? I think that they're lazy. They don't want to bother looking for the perpetrator. They're going to arrest somebody. They want to keep these people here. Yeah, they keep the people of Slab City here, keep the alcoholics out here. Kağıt üzerinde burası Kaliforniya eyaleti kanunlarına bağlı. Ancak pratikte buradaki yanlışlıklar neredeyse her defasında cezasız kalıyor, hiç yaşanmamış sayılarak üstü kapatılıyor. Buyur. İnsanlar yasa dışı yaşam tarzları nedeniyle polisi aramıyorlar. Burada herkes kendini savunmayı bilmek zorunda. Ayrıca yakınlarda bulunan askeri üste ordu, burada yaşayanları tamamen yok sayarak riskli denemelerini bu bölgede gerçekleştiriyor. Halkın zarar görmesini ya da rahatsız olmasını umursamıyor. Oğlum bu nasıl bir olabilir? Nasıl gerçekleşiyor ya bu? How often do they bomb there? Oh, it was just yesterday the dogs got scared, so you'll hear it today, I'm sure. Sometimes it is so bad, you know, everything just shakes it. Slab City'deki insanların da devletten hiçbir beklentisi yok. Hatta mevcut düzenlerinin bozulmaması için altyapı hizmetlerinin gelmesini istemiyorlar. If they bring electricity out here and then a flood of people come out here because it's easy to live out here, that would just destroy the slabs. Etrafta dolaşan tekinsiz yüzlerin ne zaman ne yapacağını kestirmek güç. Bu nedenle David arabasından benzin bile çalınmaması için arabayı güvenli bir şekilde duvara yakın ve paralel park etmeye çalıştığını söylüyor. Slab City'nin girişindeki Salvation Mountain'a yani Kurtuluş Tepesi ismindeki bir tepeye geldik. Aa, GTA'daki yer. Isimli yok lan GTA'da böyle bir yer. Var oğlum var GTA 5'teki yer. Ya GTA 5'te Kaliforniya ne alaka ya? Mal mısın oğlum sor. Var ya uzaylı geliyor oyunu tamamıyla bitirince. Allah Allah. Dağ var, dağın üstünde şeye çıkıyorsun. Gözetleme kulesine uzaylı geliyor eğer %100 bitirsen oyunu. Trevor'ın olduğu yer işte bu. Evet. Harbi mi lan? Evet oğlum. Bugün o zaman GTA gidenmiş. Ananı sikiyim. Ben bilmiyordum. Evsiz bir düşünür, bağışlar yoluyla topladığı binlerce kova dolusu boya ve samanla Tanrı sevgidir mesajını insanlara duyurabilmek için hayatının tam 30 senesini bu tepeyi oluşturmaya harcamış. Ve ömrüne adadığı eseri 2002'de ABD tarafından ulusal hazine olarak kabul edilmiş. Günümüze Salvation Mountain'ı ziyaret eden birçok turist var. Let's go to internet cafe. Slab City'nin internet kafesinde. İnternet kafe mi? Öncesinde farklı birine ait olan bu yeri artık Charlie işletiyor. İnsanlar burada kahve içiyor, telefonlarını şarj ediyor veya internete bağlanabiliyor. Ayrıca Charlie burada bisiklet tamirciliği yaparak da bir gelir elde ediyor. I'm here hiding from the police. No, I'm just kidding. It was against the law to be homeless in Phoenix. You know they arrested me for it. And then I've heard of this place. I've been here ever since. Who takes care of the internet cafe? But I take care of the cafe. You collect energy from solar panels and give service to people who live here. Well, yeah, I got solar panels up there. Slab City'de çölün ortasında olsaydınız internete bu kafeden ve oldukça düşük bir hızla erişecektiniz. Neyse ki bu videonun sponsoru Türknet ne alaka bunu ülkemize eşsiz bir internet deneyimi sunuyor. Özellikle City'ye geldi. İndirme fırsat adıyla yerine 31 günden yararlı. Çok iyi girdim. Çok iyiler ya. You steal from me and shit. O zaman buraya Türknet altyapısı. I'm tired of shit, man. You set my house on fire. But I couldn't own a bike shop out there. I cussed people out too damn much. And nobody would come to my bike shop. I'm just a hippie. I'm an addict too. Man. How did you end up here? Gave up, man. Honestly, I gave up. You gave up from society? I gave up. I quit my job. I worked at LAX, man. I quit my job. I let my house go. And yeah. I just walked away. Burada kendine yalnız bir hayat kurmuş 80 yaşındaki Michael bizi görünce mutlu oluyor. How many years you've been here? A year, 8. 8 years. Are you staying alone? Ve hemen yakın geçmişe ait bir fotoğraf albümünü gösteriyor. Bugün her ne kadar kötü yaşam koşulları buranın en belirgin yüzü olsa da bir zamanlar insanlar burada keyif alarak yaşamış. How much did you pay for this vehicle? 100. Amcam yemin ederim var ya 80 yaşında ama benden daha iyi hareketler yapıyor. Ben de amına koyayım.
Şu hareketi yapsam fıtık atacak benim ya. Bu eylemiyor herhalde böyle harbi. Vallahi billahi inanılmaz ha. Maşallah. Amcalar. Try to match up two holes. There you go. Alright. It won't take much wind to blow that one over. Why don't we go sit on the front porch? There's a place to sit. Güzeli yeah, dolarmış yeah. Bu. Anlamıyorduk ama bu hareket etmiyor. Where's your jacket? I have one for you if you would. This is a place where they can be free because nobody pays rent. And nobody has a landlord. They say that this place is lawless. Will you say that? Some people who are thinking that way will act that way if given an opportunity. So you got to be careful and don't be naive and don't leave your stuff around. I left that truck for one day and lost a radiator. Nice to meet you. That's right now. Am I seeing things? Maybe. I just wondered how many rocks have I collected. Michael'ın bize bowling toplarıyla oynadığı oyunu ve taş koleksiyonunu gösterdiği andaki heyecanı burada hayatın ne kadar yalnızlaşabileceğini yansıtıyor. Slap City'de bambaşka bir dünya yaratılmış. Eğlence anlayışları, sanatları, kiliseleri, pansiyonları ya da kütüphaneleri dahi alışık olduğumuzun çok dışında. Burası da Slap City'nin kütüphanesi. Bağışlarla devam ettiriyor varlığını. Aynı zamanda kart oyunları da bulunuyor burada. Burası anarşist kütüphane olarak tanımlanıyor. Bir üyelik kartına ihtiyaç duyulmuyor ve kitapların teslimi için bir tarih verilmiyor. Kitap almak isterseniz öylece alıp gidebilirsiniz. Buranın insanının sanatını icra ettiği yerdeyiz. East Jesus diyorlar buraya. Dışarıdan da çok fazla turist buraya geliyor ama sadece buraya geliyorlar. Slap City'nin içlerinde bu insanların yaşam alanlarına müdahale etmiyorlar. İnsanlar geri dönüştürülmüş materyallerden, kullanılmayacak durumda olan eşyalardan, yakılmış arabalardan ve çamurdan kendi kalıplarına uygun birer sanat ortaya koymuşlar. Ucubeyi andıran heykeller, üst üste dizilmiş moloz yığınları ve ürkütücü koleksiyonlar... Tekerleklerden yapılmış dev bir mamut, çölün ortasına yerleştirilmiş bir uçak, bebek kafalarıyla kaplı bir araba buranın ilgi çeken eserlerinden sadece birkaçı. These are cars that they've burned. This was a limousine, right? Yeah, the big one. So where do these people find these cars? They may or may not have ever been stolen. They burn these cars and make party around it. Yeah. Big party. Yeah, to drive over. With their motorcycle and their flamethrowers. Wanted to show you where they go to a party. Burası Ranch. Buradaki insanlar burada her cumartesi akşamları buluşup parti yapıyorlar. Şimdi biz de o partiye katılacağız. Bu açık hava sahnesi konserlerin, gösterilerin ve her yıl gerçekleşen balonun yapıldığı yer. Bu sahnede kurallar ya da repertuar yok. Herkes istediği yönünü özgürce gösteriyor. İnsanlar ya çoğunlukla parasızlıktan ya da gidecek bir yerleri olmadığı için iyinin ve kötünün birlikte var olduğu Slap City'deki bu tehlikeli ortamı sokakta bir karton parçası üzerinde yatmayı tercih ediyorlar. Dünyanın en zengin 10 ülkesinden biri olan ABD'de bugün en az 600 bin kişi hayatını sokaklarda sürdürüyor ve bu sayı her geçen yıl artıyor. Ülkedeki abartılı bireysellik anlayışı insanları yalnızlığa sürüklüyor. ABD'de 12 yaş ve üstü kişilerin yarısı yasa dışı bir maddeyi hayatında en az bir kere kullanmış. Hadi buyur. 2000 yılından bu yana doz aşımı nedeniyle 1 milyon insan hayatını kaybetmiş. Yaşamak için vergi ödemek istemeyen insanların oluşturduğu bu alternatif şehir bazı ABD gerçeklerinin en iyi şekilde hissedildiği yerlerden biri. Amerikan rüyasına inançları kalmamış bu insanların kamp alanları eğer ülkenin gidişatı değişmezse gelecekteki ABD şehirlerinin ücra köşelerinin bir ön sunumu gibi gözüküyor. Umarım bu belgesel dünyaya olan bakış açınıza bir değer katmıştır. Yeni yükleyeceğimiz belgeselleri kaçırmamak için kanalı takip. Sağlam içerik, çok güzel içerik. Güzeldi. Oğlum biz de mi gitsek lan buraya? Kanka. Şey mi var ya orada.